Selam, günaydın. Şu an saat 8.10. 8.13'müş. Şöyle. Ben 7.30 gibi uyandım ve ilk defa bu kadar erken uyanıyorum. Normalde aşırı geç uyanıyordum. Bugün bir düzene soktum gibi. Yani çok da düzene sokmuş sayılmam da. Bugün kütüphaneye gideceğim erkenden. Evdeydim uzun süredir. O yüzden kütüphaneye gitmek iyi gelir diye düşündüm. Hem de birazcık artık çalışmam gerekiyor. Bayağı ısınmam gerekiyor. O yüzden kütüphaneye gideceğim. Yanıma 3D'nin bu TYT matematiğinin kaçıncı bu? 7. galiba. Aynen 7. denemesini alacağım. Sonra kendime yeni aldım. Bu 3-4-5'in fen ve matematiğini aldım A7. Bunların da ilkini alacağım. Zaten çözümleri YouTube'da var ya, fotoğrafını çekelim. Çok ağırlık olsun istemiyorum çünkü sırtım çok ağrıyor. Evet, şöyle bu matematiğim yok. Bu feni. Birincisini aldım. Bu da matematiği. Şimdi matematiğini yatacağım. Yani bu da matematiği. Onun da birincisini aldım. Türkçe denemesi alacağım. O da bu. Yine 3-4-5. 3-4-5 konusu mu bunlar? Bunun da 8. denemesiymiş. Bu ortaymış galiba zorluğu. Bazen orta diyor. Çok zor geliyor. Bir de mesela ben böyle şey yazıyorum. Denemenin üstüne. Direkt hani tekrar alıp bakayım diye yanlış yaptığım özellikle yazım kuralları, onları yazıyorum. Sabah gider gitmez matematik ve Türkçe denemesi yapacağım. Sonra bunu gösterdim mi? Yok, göstermedim bence. Sonra AYT biyolojiden full tekrar kısmındayım. Şey, kampından ilerliyorum. Onunla dolaşım ve bağışıklığını izlemiştim. Bağışıklık biraz yarım kaldı ama işte dolaşımı izledim. Onun da işte testleri ve böyle öncüllü soruları, gerçi boşluk doldurma falan, onları izlerim. Bir de bu 12. sınıf dalgalar konusunu buradan hemen izleyip bitireceğim bugün yani inşallah. Başka yanıma bir şey almayacağım. Bir de işte tabletimi alırım, zaten yetiyor. Sonra terlemedim. Güneş kremi sürdüm. O da biraz yağlı görünüm yapıyor. Ama bu da süremem yüzüme. Bir şey sürmek istemiyorum yani ekstra. O yüzden böyle birazcık parlıyor. Mesela dün Zeynep'le konuştuk. Instagram'dan biraz birbirimizi gaza getirdik. O yüzden bugün hemen evden çalışma kararı aldık. Erkenden kalkıp. Bir de yanıma söylemeyi unuttum. Bu dengeyi alacağım. Bu bayağı 3 haftadır falan herhalde. Var ve hala kısmedim. Ben çok geçe kalmayayım. Saat 9 gibi hemen derse başlayayım. Oraya gider gitmez. O zaman orada görüşürüz.
Selam, şu an bir tuvaletteyim. Orada konuşuyorum. 4,5 saat çalıştım. Ama Türkçe denemesi yaptım, matematik denemesi yaptım. Şimdi de ayda matematik denemesi yaptım. Geometri kısmı kaldı. Onu çözeceğim şimdi. 4,5 saat çalıştım toplamda. Şu an için iyi gidiyorum saat çünkü. 3 falan galiba. Öyle ben yine ara ara gelirim, güncellerim. Ben tekrar ders çalışmaya gideyim orada. Görüşürüz. Selam. Şimdi arkadan çalan şarkıyı duymuyormuş gibi yapın. 7,5 saat çalıştım toplamda ve sabah deneme falan çözmüştüm. Zaten onu söyledim galiba. Ondan sonra bir tane AYT matematik denemesi yaptım ve normalde ben çok geometri yapamıyorum. AYT kısmında baya yani kendim çözdüm, sonra bir daha dinledim. Yapamadıysam, anlamadıysam bir daha dinledim falan. Baya uğraştım yani. Denemeden sonra da ne yaptım ben? Denemeden sonra biyoloji çalıştım. Şu an dolaşımı turlarını çözüyorum. Onun öncesinde de bağışıklığı izledim. Bağışıklık da biraz eksik bende. Yani tam oturmuyordu. Onu izledim bayağı not alarak falan. Öyle yani 7,5'la şu an ilerliyoruz. Büyük ihtimalle bir saat daha çalışır eve giderim. Çünkü kargo almam lazım. O da 8,5-9 gibi kapanıyor. Bir saate çıksam anca yetişirim. O yüzden bugün erken çıkacağım. Normalde 10'a kadar kalmayı planlıyordum. Ama bugün bayağı verimliydi benim için. Yani çok güzel geçti. Yani güzel gidiyor şu an. Umarım böyle devam eder. Denemelerde de fark ettim. Çok anlamışım. Yani böyle nasıl desem. Yani çok böyle hızlıydım. Daha hızlıydım yani. Ama nasıl düzeltiriz daha var. Her gün deneme çözeceğim bu hafta için. En azından hafta içi her gün. Bu arada 3-4-5'in soruları güzel. Mesela ilk denemesini çözdüm ben. Hani çok da kolay değildi, öyle söyleyeyim. Bu kadar söyleyeceklerim. Umarım sizin de ilgili yolda çalışmalarınız. Başka çok az kaldı ya. Azıcık dayanalım. Bu arada bakın bizim ayağı geçti. Umarım çok artmaz. Bye. Şu an 3. ayımdayım. 3. ayıma girdim. Ve 40 mg kullanıyorum. Bunu soranlar da oluyordu. Yani herkese çok değişiyor etkisi ve YouTube'da zibilyon tane video var bu. Zoratininle ilgili, Roaccutan'la ilgili. Zaten ikisi hemen hemen aynı. Bende de çok farklı etki etmedi. Yani şu an bir göz kuruluğu yapıyor. Onun dışında kuruluk, dudaklarda çatlama falan herkeste var. Sırt ağrım çok oluyor. Yani aşırı, yani böyle felçli gibi oluyorum. Gerçekten hareket edemiyorum bazen. Onun dışında her şey aynı yani. Genel olarak herkes yaşıyor bu durumu ve dayanacağız ki 3. ay oldu. Yani ne ara başladım, ne ara 3. aya girdim, yani yaraladık. Benim tedavim iyi gidiyor şu an. Öyle. Başka diyecek bir şeyim yok galiba. Ekstra sorularınız olursa da yazın, ben cevaplarım yani. Hem ilaçla ilgili hem normal, ki zaten neredeyse her yoruma dönüyorum. Bu aralar çok hepsine dönüş yapamadım ama dönüyorum yani genel olarak. Öyle. Boş da yapasım var. Bugün güzel çalıştım, o yüzden çok mutluyum. Aşırı mutluyum. Sadece burası başka bir ihtimalle. Her zaman gittiğim değil. Burası daha erken açılıyor. 8'de açılıyor diye bugün buraya gelmiştim. O yüzden böyle şak diye tripod falan çıkartamadım. Hep böyle kalemliğimin o kenarına falan koydum. O yüzden böyle açılar çok iyi olmayabilir ama yani elimden geldiğince bir şeyler çekmeye çalıştım. Öyle çok kalabalıklaşıyor. Ben gidiyorum. Öyle. Görüşürüz.
Şimdi saat yeni 8 oldu galiba. Ben de 8 saat 3 dakika gibi bir şey çalıştım. Dolaşımın sorularını falan çözdüm. Dinledim orayı. Şimdi eve gidiyorum. Yani günü kapatmış oluyoruz. Bence bugün gayet verimliydi. Evde de çalışmayı düşünüyorum. İnşallah yapabilirim. Dalgaları çalışamadım. Dalgaları çalışmayı düşünüyordum. Yani bitirmeyi düşünüyordum. Bunu yapamadım. Ama eve gidince bakacağım yani inşallah. Bir de denge sorularını çözemedim. Onları eve gidince halledersem gayet iyi bir gün oluyor. O zaman vidanın kapanışını yapayım. Ay insanlar geliyor, bir saniye. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.